Ama böyle pratik olarak ne düşündüğümüzü, ne yaptığımızı size anlatmaya çalışacağız. Önemli olan sizin algılamanız. Buradan bana buraya doğru topu atacaksın. Sonra orada kal. Sonra ben sana soracağım, anladın mı? Nasıl pozisyon alacağız, onlara bakacağız, tamam? At bana yavaşça topu. Bak şimdi bu... Nereye gösterdim ben? Orayı gösterdim, ters. Nereye gitti kaleci? Gidecek. Dünyanın en iyi kalecisi olsa gidecek. Evet, at bana aynı yavaş. Şimdi burada eğer bu pozisyonu iki tarafı kullanmak istiyorsan açım bu olacak. Evet, at bana. Bak. Her tarafları gösterebiliyorsan göster. Tamam. Evet. At bir daha. Ben buradan yapıyorum. Evet. Bak burada da ayak dışını kullanıyorum. At bana. Burada yüksek kullanıyorum. Ayak dışı, içi, üstü. At bana. Bak, burada da ayak üstünü kullanıyorum bak. Şimdi ayak içi, at bana. Hedef. Kalecinin ulaşamayacağı yerler onlar. Kaptan sen bir de göster. Benimkinin üstüne ekleyeceksen ekle. Ayakların dibine attığın zaman, doğru yere hedefi attığın zaman kalecinin şansı azalıyor, bizimki yükseliyor. Tamam hocam. Hocam ortadan atacak ama. Acele yok, acele yok. Ay, vuruş stiline bakın siz. Dört. Hazır mı her şey? Neye gidiyorsun? Devre kontrolü böyle bir şey işte. Kaptan olsan at onları. Kaleci atacak. Yandan yapacağız şimdi. Aferin. Dur dinle. O tarafa atmak istedin değil mi? Çekti mi? Konuş. Konuşun. Konuşan Türkiye olsun. Ömer, faltoyu ne yapacaksın? Vereceksin, evet, bu. Dur, kaleci geçsin hocam iyice yerine. Bunlar nasıl yukarı çıkıyor koçum ya? Dibine girmeyin, ne gerek var? Dinle, bir top atar mısın kaptan? Şimdi buralarda bu topun yükselmesi için dibine girmen lazım değil mi? Niye giriyorsunuz ki? Göbeğini vurursa hem faltoyu kaybedersin, hem de yukarıda çıkmaz. Ve de kalecinin şansını aza indirirsin. Birkaç tane daha at kaptan, sonra gidiyoruz.